Şeye dönelim. Galatasaray'a dönelim. Galatasaray iyi top oynamıyor. Nedir abi eksik İyi sence? Top oynamadığını da Fatih Hoca bildiği için rahat görmüyorum hocayı ben. Çok güzel. İnsanın özrü yüzüne vurulmaz. Değil mi? Biraz önce söylediğin cümleye bir daha. Özrünü ve tövbesini yüzüne vurmak insani bir şey değil insan. O yüzden artık bir şey demiyorum dedim. Çok doğru bir şey yapıyorsun. Tebrik ediyorum seni. Ama Galatasaray iyi savunma yapıyor. İdi bu maça kadar. Pek pozisyon vermiyordu. Bu maçta ikinci yarıda pozisyon da verdi. Ama müthiş bir oyuncusu var. Geleni atıyor abi. Müthiş bir iki. Abi bak, maçta benim Mustafa budur dediğim pozisyonu söylüyorum. Dakika 25 falan Galatasaray'ın sıfır pozisyonu var. Bir de Andre Yedlin'in offside olduğu için offside olan zaten. Bir başka hiç ceza sahasına giriyor. Galatasaray ceza sahasına giremiyor. Göktuğ da çok iyi çıkardı onu. Göktuğ da iyi bir kaleci. Göztepe'de iyi işler yapmıştı. Ama Göztepe'de şimdi İrfan Can çıkış yapınca 25-30 arası. O da buraya geldi, başarılı işler yapacak iş onu. Galatasaray ceza sahasına giremiyor. Bu döndü. Buna verdiler bir topu. Sırtı kaleye döndü. Döndü. Yayın biraz ilerisinde. Döndü, çaktı kaleye. Dedim tamam, bu iyi santrafor abi. Çünkü niye? Baktı ki takımda o gün şey yok. Ne derler onun adına? Ha, bugün bazda baba biz de bugün şu ana kadar durumu iyi değil. Ben tek başıma bir şeyler yapayım. Dönüyor, vuruyor mesela kaleye. Şey de doğru yerde duruyor. Ne derler onun adına? İlk golde Onyekuru'nun kafa vuruşundan seken topla doğru yerde vuruyor. Topla sıfır polemik. Topla polemiğe girmeyen santraforun her zaman hastasıyım. Topa acıması topla da yok. Topla polemiğe girmiyor abi. Yani, top gelince vuruyor. Onu çekiyor, oraya yok, çekiyor, sağa çekiyor. Sağa çekeyim, sola bilmem. Anel kaysan yap. Tamam mı? Anel kaysan yap. Böyle vuruşa hazırlanayım falan. Öyle bir şey yok abi. Zıbam. Zıbamcı. Tamam, zıbam diye çakıyor. Zıbam. Öbür türlü ekmeğinin peşinde. Arda'nın pozisyonu bence çalışılmış pozisyon. Bana göre. Çalışılmış değilse de ayrıca Mustafa Muhammed'i tebrik ediyorum. Orada o koşuyu yapması falan önemli işler abi. Yok çok o konularda çok... Bu arada müthiş iyi futbolcu abi. Yakın dönemde hep böyle şey... Drogba'dan beri gelmiş en iyi forvet falan deniyor. Drogba'dan daha katkı olacağını sağladı. Kesinlikle daha iyi abi bak. Dur, Galatasaray'daki Drogba'dan bahsediyorum. Chelsea'deki değil. Galatasaray'da ya isim, herkes isim sever. İyi isimli oyuncu sever. Hayır abi, Drogba'dan daha iyi. Bak çok net söylüyorum. Abi daha 5 maç oldu ya. Drogba'nın lig performansı. Drogba Galatasaray'daki 1,5 yıllık Drogba performansından çok daha üst düzey bir profil görüyorum. 2. yıl için katılıyorum. Potansiyel olarak ilk 6 ay için katılmıyorum. İlk 6 ayda daha iyi söylüyorum abi. Potansiyel falan değil ya. Ama daha 5 maç oldu abi. Abi ortaya koyduğu bir şey performans. Abi bizi Drogba'yı beğendik belki şey. Abi. Kime? Drogba. Ben Drogba'nın hastasıyım abi. Drogba çok güzel bir nasıl diyeyim, keyifti. Drogba'nın takımında olması vesaire. Tabii ki tek tük yani hedef maç performansları iyiydi ama Drogba'lı tam sezonda Galatasaray'ın ne yaptığını bir sorgulamak lazım. Galatasaray tarihin en erken şampiyonluğu havlu attı. Tarihin en kötü deplasman performanslarından biriydi. Kesinlikle o dönemde. Ben Mustafa Muhammed'in iç sağ dış sağ falan ayırt etmeden çok daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Gomis'ten çok daha fazla oyun içinde. Gomis'ten daha iyi bitirici. Başka kim? Jack Nenner'e falan gelmeyeceğim zaten. Gomis'ten beri de şey yok. Ben Tajar Dele kadar giderim. Daha iyi bitirici yani. Daha aynı seviyede bitirici. Belki Jardel. Jardel diyeyim hadi. Belki demeyeyim de Jardel diyeyim. Drogba'nın Akhisar'la Fenerbahçe'ye Süper Kupa'da attığı kafa gollerini dünyada atabilecek futbolcu yok be. Burak Yılmaz. Belki Cristiano Ronaldo atar. Bu seviye. Başka da adam yok. Kusura bakma. Drogba'da daha iyi söylüyorum. Drogba'nın güzel maçları tek tük. Ya yani 3 maç seçersen Drogba'nın çok güzel maçları var ama 10 maç seçersen Drogba'nın 10. maçı Mustafa Muhammed'in en kötü maçından daha iyi değil yani bence. Bunu da o dönemi yakından izlemiş, her maçında da statta izlemiş biri olarak söyleyeyim. Ben o yüzden Galatasaray'ın çok çok büyük balık yakaladığını düşünüyorum. Başta İtalya, İspanya diyordum, vazgeçtim. Galatasaray'dan Premier Lig'e gidecek. Bunu da göreceğiz. Belki yani Güntekin Onay'a gereksiz Twitter'da tepki göstermişler. Röportajı Arapça yaptı, kendi dilinde yaptı. Dönüşte de Güntekin abi dedi ki uluslararası bir futbolcu hedefi varsa bir yabancı dil öğrenmesinde fayda var dedi. Ama bunu çok yapıcı bir şekilde söyledi. Vay, Arapça yabancı dil değil mi saçmalığında bir eleştiri değil abi. Adamın kendi dili yani. Yani aynen. Öğrenir zaten. Adamın kendi dili. Öğrenir acelesi yok ama evet, o zaman bir tavsiye niteliğinde söylemekle şey başka bir tavsiye vermiş. O çok doğal bir şey. Serpil Hamdi Tüzün der ki. Ben şey olacağını düşünüyorum. Yani, Premier Lig'de bayağı bir yani top seviye olmasa da ya, mesela hani Crystal Palace'ın
Santrfor olur 25 milyonla verirler abi. Doğru şeyi koyarsan ama.